Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün sizlerle hünkâr beğendi yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimiz 1,5 kiloya yakın patlıcanımız var arkadaşlar. Ben bunu fırında közledim. Kabuğundan soydum. Doğradım. 400 gram kuşbaşı etimiz var arkadaşlar. 2 yemek kaşığı unumuz var. 2 yemek kaşığı tereyağımız var. 3-4 tane domatesimiz var. 2 tane soğanımız var. Biraz sarımsağımız. 1 su bardağı kaşar rendeledim arkadaşlar. Pul biber, tuz, karabiber ve kekiğimiz var. 2 su bardağı sütümüz var. 1 kahve fincanı sıvı yağımız var arkadaşlar. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı biber salçası. 1 yemek kaşığı da domates salçamız var arkadaşlar. Başlıyoruz. 2 su bardağı da sıcak su kullanacağız arkadaşlar. Onu kettle'da ısıtıyorum. Öncelikle etimizi ocakta pişirmekle başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar derin bir tenceremizi ocağımızın üstüne aldık. Altını da açtık. Etimizi tenceremize aldık arkadaşlar. Yüksek hararetli ateşte arkadaşlar. Suyunu salacak. Sonra da suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar etimiz suyunu saldı. Şimdi ben bunu kısık ateşte diğer ocağımıza alacağım arkadaşlar. Orada saldığı suyunu geri çekecek. Arkadaşlar etimiz orada pişerken biz burada beşamel sosumuzu yapıyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağımızı derin bir tavamızın içine aldık. Eriteceğiz. Arkadaşlar hünkâr beğendimizin beşamel sosunu yapıyoruz. Yağımız eridi. 2 yemek kaşığı unumuzu koydum arkadaşlar. Unumuzu kavuruyorum. Hafif pembeleşene kadar kavuracağız. Unumuz hafif pembeleşti arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Şimdi sütümüzü ekliyoruz. Azar azar 2 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Arkadaşlar birazcık içine tuz atıyoruz. Biraz çay kaşığının ucu kadar da karabiber. Ve beşamel sosumuzu pişirmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar beşamel sosumuz koyulaştık. Yavaş yavaş görüyorsunuz. Bu esnada közlenmiş olan patlıcanlarımızı içerisine atıyoruz. Bunlarla birlikte de karıştırıyoruz. Arkadaşlar patlıcanı hazır olarak da yapabilirsiniz. Ama benim gibi fırında yaparsanız lezzeti daha bir güzel olacak arkadaşlar. Şimdi kaşarımızı ekliyoruz arkadaşlar. Ben 1 su bardağı kaşar kullanıyorum. Siz daha az ve daha fazla da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar böyle yaparsanız lezzeti daha güzel oluyor arkadaşlar. Önce beşamel sosunu yapıp patlıcanları benim gibi içine atarsanız lezzeti daha güzel arkadaşlar. Arkadaşlar işlemimizi bitirdik. Şimdi etimizin pişmesini bekliyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Arkadaşlar etlerimiz kavruldu. Suyunu yavaş yavaş çekti. Şimdi 1 kahve fincanı sıvı yağ ekledim. Sarımsakları ekledim. Kuru soğanı ekliyorum. Pembeleşene kadar kavuruyoruz. Arkadaşlar soğanlarımız hafif pembeleşti. Bu esnada domatesli biber salçamızı ekliyoruz. Kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Arkadaşlar kokusu çıktı salçamızın. Şimdi domateslerimizi ekliyoruz. Baharatlarımızı tuz, pul biber, karabiber, biraz da kekiğimiz var. Onu da ekledim. 1-2 dakika domatesle de
kavrulmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi 2 bardak sıcak suyumuzu ekliyorum. Kaynamış suyumuz olur. Ekliyorum arkadaşlar. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Altını kısıyoruz. Suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Arkadaşlar hünkâr beğendiğimiz pişti. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hayırlı günler.